Merhaba, ben Yankı İçöz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Serhat'la, psikolojik danışman Serhat'la birlikte programlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bakalım bugün hangi psikolojik sorunla ilgili konuşacağız. Serhat, ne diyeceğiz bugün? Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Ben aslında en sevdiğim konulardan biri benim. Takıntılar diyelim, hani obsesyonlar diyelim. Onların içerisinde neler oluyor, neler ediyor, insanlara nasıl etkisi oluyor? Bunların üzerine konuşalım diyerek başlangıcımızı yapalım. Nedir abi takıntı? Abi takıntı dediğimiz şey aslında her insanda olan bir şey. Yani bazıları kırmızı çizgilere basamaz, bazıları televizyonda 5 ve 5'in katlarında programları sesi dinler. Kimi işte sağ ayakla giriş yapar, kimi işte bir hareketini düzenlerken bunu rutin haline getirir. Maçlardan önce yaptığımız totemler, bunların hepsi aslında bir takıntıdır. Senin takıntın var mı? Benim takıntım olmaz mı? Ben de her insanım. Ne var? Ne var mesela? Benim en çok sevdiğim takıntım muhtemelen yolda çizgilere basıp hareket etmektir. Yürüdüğüm zaman bu o heykelde aykırılığı göstereceksin yani. Onu gibi yapmam gerektiğini hissediyorum. Şöyle bir durum var takıntılarda. Size ve çevrenize zarar vermeye başladıktan sonra hastalık haline geliyor. Hastalık haline geldiği noktada artık rahatsızlık verecek derecede hareket edilmesi. Şunu örneklemeyle gidelim o zaman. Rahatsızlık verecek bir takıntı nedir? Rahatsızlık verecek bir takıntı, örnekle anlatayım, aslında bu daha güzel olacak. Hani şimdi bir obsesyon dediğimiz bir olay var. Obsesyonla aslında biz kendimiz takıntılarımızla, bunlar bizim kişiliğimizi oluşturan şeylerdir. Bir de hani ben takıntılı bir insanım dediğiniz zaman aslında kişiliğinizin bir yapısını gösteriyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Ama olayın bir de kompülsiyon boyutu var. Kompülsiyon dediğimiz şey bize haz vermesi. Bir yerden sonra artık onun yoksunluk. Bu sigara bağımlılığı da geçerli. Sigaraya çünkü bir yerden artık nikotin ihtiyacımız karşılıyor. Bir yandan da bu dudak tiryakisi diyen insanlar vardır ya. Hikaye bunlar o. Aslında şöyle bir gösteriş vardır. Takıntıdır. Dudağımda bir şeyin olması gerekiyordur. Bunun da altyapısına inildiği zaman analizlerde hikaye farklı değil bir mi? Şey var. Var mı gerçekten dudak tiryakiliği? Dudak tiryakiliği var. Çünkü kendini o anda onunla mutlu ettiğini düşünüyor. Ona göre farklı hormonlar salgılatıyor. Peki bu nasıl karşı tarafa zarar verince? Sigara değil tabii. Sigara değil. Mesela, başka bir şey. Zaman takıntısı. Bir çift düşünün. Bir insan çok geniş ve diğer insan zamanla tam vaktinde orada olup hatta daha erken orada olan bir insan varsayalım. Bu insan zamanında gelmeyen bir insanı artık kötülemeye, ona saygısızca hareketler etmeye başlarsa ya da ona kinini göstermeye başlarsa burada çift taraflı bir rahatsızlık vardır. Hem ilişkisine zarar verir, hem kendisinde olan yaşayacağı mutluluğa zarar verir ve bunların her birinde o karşı tarafı bunun ona verdiği hazı yaşatamadığı için de kendisini kötü hissetmeye başlar. Anladım. Peki geç gelen kişi, aslında bir zaman takıntısı olan birini ele alalım, bir de zaman takıntısı olmayıp sürekli geç gelen birini ele alalım. Aslında geç gelen kişinin daha fazla zarar verdiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa geç gelen kişi zaman takıntısı olan insana zarar verir. Zaman çünkü takıntısı neden? Olanı işte sürekli saate bakar. 5 dakika geçti, 3 dakika geçti, nerede kaldı? İşte o anda eli ayağı uyuşmaya başlar. Çünkü onun zamanı kıymetli gibi düşünür. Yani saat 4 deniyorsa işte 4'te orada olunması gerektiğini düşünür. Çünkü o 4'e çeyrek kala oradadır. Bunu hayatında artık bir şekilde haz alma noktasına getirdikten sonra etrafındaki insanlara da zarar veriyorsa bu bir yerden sonra artık obsesif kompulsif dediğimiz kişilik bozukluğuna getirir. Şimdi mesela genelde de insanların böyle yaptığı takıntılar var. Mesela bu sayacağım maddelerden bazılarını ben de yapabiliyorum. Ama çevremde de genellikle konuştuğum için biliyorum. Mesela ağız çapırdatma. Bundan nefret edilmesi mi yoksa? Nefret edilmesi. Mesela benim de öyledir. Yanımda ağız şapırtılmasından çok hoşlanmam. Mesela tırnak gelmesi, tak 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 seslerden, bunlardan çok hoşlanmam. Bunun gibi dışarıdan da duyduğum, bunlar benim takıntılarım. Birçok insanın da böyle doğal şeyler olabilir ama aslında orada ana yapı olarak sese oluşan bir takıntı vardır. Belki de. Evet. Karşınızdaki insana mesela nefretinizi kusuyor musunuz? Ağzını şapırdatma diye bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsunuz. Bunun karşılığında aranızdaki insanla bir kavga oluşabiliyorsa ve kendinizi haklılığınızı ortaya çıkartıp ya da onun size saygı duymadığını gösterdiğiniz halde bir yaklaşımınız varsa orada bir problem vardır. Çünkü bazı insanlar gerçekten ağız şapırdatılmasından nefret eder. Keza ben de onlardan biriyim. Yani dipnot düşünmesi gerekirse. Karşıdaki insan artı size saygı duyabiliyorsa... Siz de artı birseniz yoruma yazın. Hani karşıdaki insan size saygı duyuyorsa o anda insana karşı nefretiniz geçebilir.
işte ağız açık sakız çiğneme ve benzeri şeylerde bir yerden sonra saplantı haline geldiği zaman, insan artık kavga edecek ya da o kişiye zarar verecek bir davranışta bulunduğu zaman olay farklı boyutlara geçiyor. Artık bunlar psikosomatik hastalıklar üzerine gelinmesi gerekiyor ve tedavi edilmesi gereken durumlara evet, çıkalım. Şimdi geldik o zaman şu bölüme. Biraz bu takıntılardan bahsettik. İyi takıntılar dedik, kötü takıntılar dedik. Bunun karşı tarafa zarar vermesinden bahsettik. Peki bunlar nasıl tedavi edilebilir? Tedavi edilebilme ihtimali karşıdaki insanın istemesiyle alakalı. Hani burada mesela genel olarak bir temizlik hastalığı vardır insanlarda. Bu hatta televizyonda da şu an var, neydi? Fox'ta bir yayın var. Bir televizyon programı var hatta. Evet, yani evet. Orada izledim, travmatik sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyordu. Benzer örneklerini söyleyip orada bir analiziyle bir karşılığını bir kere çıkartmıştım. Hani muhtemelen bundandır diye. Temizlik aslında obsesif kompulsif dediğimiz noktanın en büyük şeylerinden, örneklerinden biridir. Çünkü ben şunu biliyorum ki ekmeği bile eve yıkayarak sokan insanlar var. Yok artık. Ciddi misin abi? Böyle bir durum var. Yüzleşen, karşılaşan insanlar da vardır. Yani evinin girişine bir duş koyup, gelecek misafirleri önce duşa sokup yeni kıyafetler alıp içeriye alabilecek insanlar da var. Artık temizlik takıntısının en üst seviyeleri bunlar. Bundan önce geçmiş yaşama bakılması gerekiyor. Neden başlandı? Neden oldu? Nasıl yaklaşıldı? Önce anlık olarak durum bir yavaşlatılmaya başlanır. Bu yavaşlatmadan sonra geçmişe dönük travmatik sebepler ortaya çıkartılması gerekiyor. Tabii ki bu artık işin bir üst noktalarına geliyor. Bunun çözümlenmesiyle beraber yavaş yavaş, yani bir anda bir sihirli değnek dokunulmuş gibi bir şey çözülmüyor. Çok uzun uğraşlar sonucunda uğraşımlarla bunun karşılığını alabiliyorsun. Peki bu kişi kendisini kısa vadede yapacağı bazı şeylerde frenleyebilir mi? Yani şöyle bir kısa çözüm var. Bu aslında herkesin internette de hani sosyal medyada da bolca yazdığı bir şey. Hayır diyebilmeyi bilmek. Bir noktada artık ben zarar görüyorum. Ama bu kişinin farkına değildir. Etrafındaki insanlar çok fazla söyler ama takmazlar. Bir gün farkına vardığı zaman o kişi, ben artık kendime zarar veriyorum ve durmam gerekiyor cümlesini kurması gerekir. Ama bunu fark etmesi birazcık zaman alabilir. Bu yaklaşımdan sonra bazı durumlarda kendilerini frenleyebiliyorlar. Mesela ben kendimi şeyde frenleyemiyorum. Mesela ağız yapırlatılan bir ortamda kendimi frenleyemiyorum. Ya ortamdan, nefesin darlanıyordur muhtemelen. Evet, ya ortamdan kalkıp gideceğim ya da diyeceğim ki lütfen bunu yapma. Yani iki ihtimal var benim için. Yani ona tahammül etme gibi bir durumum yok açıkçası. Yani şimdi burada çok uzun bir uğraşla hani sen de bunun çözümünü yapabiliriz tabii ki. Yani en azından karşı tarafa nasıl yaklaşılması gerektiği üzerine, ama şöyle bir şey var. Karşıdaki insan size saygı duyuyorsa o insana karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz. İlk önce bunu bilmek gerekiyor. Tabii yani gerekiyor. Duyanlara karşı duyarlı olmak birazcık onlara karşı farklı geliyor. Bir şekilde zaten söyleme üslubu o şekilde oluyor. Ama herkese zaten başta güzel şekilde söylüyorsun ama bu devam ederse... Şimdi onun da istemsizce yaptığı bir şey. Evet aslında. Yani ama aslında bak bu tek taraflı olan bir şey değil. Yani sadece aslında sorunu benim çözmem gereken bir şey değil diye görüyorum. Şimdi karşı tarafında bir sorunu çözmesi gereken bir şey olarak görüyorum hani ben. Konumuz tek konu üzerine detaylandırıyoruz şu an, hani genel olarak bakalım demiştik ama ağız şapırdatılması birazcık da geleneksel bir şeydir aslında. Bazı insanlar çok zevk aldığı yemekten ağız salgılarından dolayı onu şapırdatırlar. Bu da onun farkında değil de çok büyük haz alıyor çünkü. Bu vücudunda hormonlar salgılanıyor, işte serotonin geliyor, endorfin bir yandan vuruyor. Hani mutlusun çünkü en haz aldığın yemeği yiyorsun. Mesela diyelim bir et yemeğindesiniz. Yani o insan bunun farkında olmadan yapıyor. Ama sizin algılarınız o konuya çok açık olduğu için oradaki tek duyduğunuz şey o güzel sofrada ağız şapırdatılması oluyor. Oraya birazcık aslında kendinizle frenleyerek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani tabii ki bunu tam olarak şu an burada anlatamam. Sonuç olarak hani bir... Biraz uzun olması uzun lazım. Evet. Uzun bir süreç çünkü. Ama hani durdurulmayacak herhangi bir şey yok. İlk önce kendimize hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Ben o zaman yanımda sen ağız yapırdatırsan mesela hayır mı diyeceğim? Buna bulaşma mı diyeceğim? Yok hayır. Yani diyeceğim şu. Şu an mutlu olduğum bir yerdeyim ve mutluluğum bozulmasını istemiyorum. Bundan dolayı birazcık kendimi sabretmem gerekiyor. Tahammül. Çünkü evet. Her şey tahammülle gidiyor. Daha önce konuştuğumuz bu trafik konusunda, trafikteki öfke üzerine de bunu söylemiştik. Birazcık tahammül seviyemizi almamız gerekiyor. Öfkelenmeye çok yakın bir toplumuz ve her şeyi bize batabiliyor. Bundan dolayı genel olarak bir tahammül seviyemizi sıfıra indirgemeye çalışırsak, karşı tarafta emin olun aynı şeyi yapmaya çalışır. Evet.
Peki bu takıntı konusunda son olarak eklemek istediklerin neler? Takıntı konusunda her şeyden önce takıntılar bizim kişiliğimizi oluşturan şeylerdir. O yüzden işte çok ufak tefek takıntıları olduğunuzda işte bu ilgi olabilir, işte ayak basmama olabilir vesaire vesaire. Bunlar size bir problem yaratmıyorsa bekleyebilir. Ama artık kendimizde görebileceğimiz daha büyük şeyler olduğunu fark ettiğimiz zaman artık ailemizi üzebiliriz, kendimizi fark etmeden üzebiliriz. Ve yakın çevremizi bu konularda üzüyorsak bir yardım almaya, bir meslektaşıma gitmeye ya da gerektiğinde bir psikiyatrik vaka olmaktan kurtulmak için bir doktora gitmeye başlanırsa hayat sizin için daha güzel olabilir. Evet. Böyle bir durum var. Peki çok teşekkür ediyorum ben Serhat. Teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyenler Serhat Ayşen'le olan yayınımızın sonuna geldik. Bir yayınımızın daha. Önümüzdeki hafta farklı bir bölümle, farklı bir konuyla yeniden karşınızda olmayı diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Lütfen sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.